Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kısa videoda çok basit bir fonksiyonu, yuvarla fonksiyonunu göstereceğim. Kendisi basit bir fonksiyon fakat dikkat edilmesi gereken ufak nüanslar var. Hemen uygulamamıza geçelim. Bakın burada sayılar var arkadaşlar, küsüratlı. 7,27 diye gidiyor. 324,45 diye gidiyor. İki tane de negatif sayı var. Şimdi bunların yuvarlama işlemini yapalım. Önce yuvarla fonksiyonuna bakalım. Sonra yukarı yuvarla ve aşağı yuvarla diye iki tane daha farklı fonksiyonumuz var. Yuvarla fonksiyonu için bakın burada işlem yapmak istiyorum. Fonksiyon çubuğuna gidiyorum. Burada işlem ekle kısmına yuvarla yazarsanız ve git derseniz Excel onu bulacaktır. Bakın Excel buldu yuvarla mavi gözüküyor. Tamam dersem ya da çift tıklarsam karşıma böyle bir fonksiyon bağımsız değişkenleri şeklinde bir ekran çıkacak. Excel diyor ki hangi sayıyı yuvarlamak istiyorsunuz? Bakın yuvarlamak istediğiniz sayı. Bunu seç diyor. Hücremi seçiyorum. Şu 7,27'yi seçtim. D2 hücresi oluyor bu. Sayı rakamlar değişkeni var. Burada da yuvarlamak istediğiniz rakam sayısı diyor. Yani virgülden sonra kaç hane gözüksün? Diyelim ki iki hane gözüksün. İki yazıyorum buraya. Bakın iki yazdım. Şimdi tamam diyorum. Bakın arkadaşlar bu sayıyı virgülden sonra iki hane gelecek şekilde 7,27'ye yuvarladı. Bunu diğer sayılar için yani şunlar için de yapayım. Bakın buraya kopyalıyorum. Evet. 324,45 bakın bu şekilde yuvarlandı. Bu sayı buna yuvarlandı. Eksi 12,55 diye giden sayı bakın buna yuvarlandı. Bu da bu şekilde oldu. Şimdi burada negatif sayılarda dikkat edilmesi gereken nokta. Bakın yuvarlarken ee, negatifen e, artıya doğru gittiğini hesap etmek gerekiyor. Yani sıfırdan uzaklaşarak yuvarlıyor. Bakın aynı şekilde burada da böyle. Şimdi yuvarla fonksiyonunun bir de e, iki farklı değişkeni var. Yani yukarı yuvarla ya da aşağı yuvarla yapabiliyoruz. Bunu da göstereyim. Yine buraya geldim. Fonksiyon çubuğuna gidiyorum. Bu sefer yukarı yuvarla yazıyorum. İşle bekle kısmına. Git diyorum. Excel onu buluyor. Bulduğu zaman hemen çift tıkladım ya da tamam dedim. Karşıma yine değişkenler çıktı. Şöyle göstereyim. Hangi sayıyı yuvarlamak istiyorsunuz diyor. Sayımızı yine seçiyoruz. Bu sefer yukarı yuvarlayacağız. Yine virgilden sonra iki olsun, iki hane olsun. Tamam diyorum. Diğerlerini de kopyalıyorum. Bakın şimdi burada dikkat edilmesi gereken yuvarla dediğimizde 7,27 oldu. Yani sayıda ne varsa onun iki hanesini aldı. Ama yukarı yuvarla dediğimizde bu sefer 7,28 oldu. Çünkü biz yukarı yuvarla dedik. Yani e, sayı doğrultusunun artı tarafında sıfırdan uzaklaşacak şekilde anlamına geliyor bu yukarı yuvarlamak. Yani burada 7,27 iken burada 7,28 oldu. Peki burada niye aynı? E burada çünkü e, yuvarlamak istediğimiz rakam 459'un e, yukarısıyla yani yukarı yuvarlamayla hemen aynı olduğu için aynı oldu. Bakın burada farklı. 2,92 ama burada yukarı yuvarla dediğimizde 2,93 oldu. İşte bu farklar önemli. Ee, bir de aşağıya yuvarlaya bakalım. Aşağıya yuvarla yine aynı şekilde yazıyorum. Fonksiyon çubuğuna gelip aşağıya aşağı aşağı yuvarla e, yazıyorum. Git diyorum. Excel onu buldu. Yine sayımı seçiyorum. Virgülden sonra yine 2 olsun. 2 hane olsun. Bakın bu sefer yine aşağıya yuvarladı. Kopyalayalım. Bakın buradaki 3,24,46 Bu sefer 3,324,45 oldu. 324,46 324,45 oldu. E çünkü ben aşağı aşağı yuvarla fonksiyonunu kullandım. Bakın burada eksi 12, 12,56 eksi 12,55 oldu. Bakın burada eksi 987, 987,13 eksi 987,12 oldu. Evet yuvarla fonksiyonu böyle basit bir fonksiyon ama ufak tefek e, nüansları var. Bu arada bu arada son bir önemli not. Bu formüllerden sonra artık arkadaşlar yeni bir sayı elde etmiş oluyorsunuz. Yani bu yukarıda gözüken küsüratlar, yani Örneğin şu 7,27 işte 24,48 artık bu e, iki hanesini görebilirsiniz. Yani şunu mesela kopyala deyip işte yeni bir güzel özel yapıştır deyip e, değerlerini e, aldığımızda Şimdi burada e, artık yeni bir şu değerleri bir bulalım. Evet. Artık yeni bir sayı elde ettiniz. Bakın burada artık e, küsuratlar yoktur. Artık 7,27 işte 324,46'dır. Bakın. Yani şu küsuratlar artık gözükmez. Bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. İşte bunu bunları tutup işte hücre işte hücreleri biçimlendire gidip ondalık basamak sayısından şu e, basamak sayısını arttırırsam tekrar aynı sayılara ulaşırım diye düşünüyorlar. Hayır arkadaşlar ulaşamazsınız. Artık siz e, yeni bir e, sayı elde etmiş oluyorsunuz bu fonksiyonu kullanarak. Yani değiştirmiş oluyorsunuz bir anlamda. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani bu formül bir anlamda kesip kırpma şeklinde de düşünülebilir. Yani sayıyı e, virgülden sonrasını kısaltıyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar dilerim.